Doğma büyüme Ankara'dayım. 18 Temmuz doğumluyum. Anne baba öğretmen. Eğitimci bir ailenin çocuğu, memur aile çocuğu. Gayet böyle mütevazı, hatta bilgisayar olmayan bir evde büyüdüm yani liseye kadar. Dans etmekten hoşlanırım. Çok uzunca bir süre zaten TRT Çocuk ve Gençlik Halk Dansları topluluğunda dans ettim. Pek çok ülkede ülkemi temsil ettim. Öyle güzel tarafları da oldu. Onun haricinde üniversite için Kütahya'ya gittim. O yüzden çok fazla insan Kütahyalı zannediyor zaten. Dımdım Pınar Üniversitesi'nde üniversite eğitimi tamamladım. Şimdi orada yüksek lisansımı yapıyorum. Oyun oynamaya ilk mahallemde başladım çok küçükken. Benim mahallemde neredeyse hiç kız çocuğu yoktu. Sürekli erkekler vardı ve o dönemler böyle internet kafelerin böyle patlama yaşadığı dönemlerdi. İşte herkes Counter'ın hatta ilk çıktığı dönemlerde herkes deliler gibi Counter oynuyordu sürekli. Ben de mahalledeki çocuklara ayak uydurmak için ilk Counter oynayarak başladım. Daha sonra işte kimisi gelmiyordu, etmiyordu. Böyle internet kafeye gittikçe baktım böyle farklı farklı oyunlar da var. GTA Vice City ile birlikte böyle ciddi anlamda ilk kez böyle oyun dünyasına girişim gerçekleşmiş oldu. Hatta bir adama şey diye yalvardığımı hatırlıyorum. Çok gereksiz bir bilgi ama adama şey için yalvarıyordum yani, ne olur o PC'yi resleme. Hani çünkü abi sen ona reset atıyorsun, ben ertesi gün geldim de gene baştan başlıyorum. Ve hiç sıkılmadan sürekli baştan başlıyordum oyuna her gün. Sağ olsun sonra restlemeyi etmeyi şey yaptı, bıraktı. Ben GTA Vice'de bir güzel finali gördüm yani. Yayıncı olmaya o kadar ya karar vermedim aslında. Tam üniversitemin bittiği seneydi. Arkadaşlarımın çoğu Kütahya'dan gitmişlerdi. Ben yüksek lisans için başvurmuştum. Kabul edilmişti ve yüksek lisans yapmaya başladım. Kendimi çok yalnız hissediyordum. Öyle böyle değil. İş arıyordum bir taraftan, iş bulamıyordum ve böyle kendimi çok bunalımlı hissettiğim, normalde çok pozitif ve olumlu bir insan olmama rağmen kendimi çok mutsuz, olumsuz, böyle işte hiç keyif almayan bir insan haline geldiğimi fark ettim. O dönemlerde CSGO oynuyordum. CSGO oynamaya başlamıştım. Hem erkek arkadaşım hem çevremizdeki bazı arkadaşlarımızın tavsiyesiyle dediler ki bana, ya bak kendini madem yapayalnız hissediyorsun, hani bak yayın aç, zaten oyun oynuyorsun, insanlarla sohbet edersin, muhabbet edersin. O şekilde Twitch'e girdim yani hiç, çünkü ben Twitch'e gireli neredeyse 3 yıl olacak. O dönemlerde ben şeyi bile bilmiyordum yani, para mı kazanılıyormuş, hani buradan şöyle mi oluyormuş, böyle mi oluyormuş, aa çok fazla insan mı tanıyormuş, onu bile bilmiyordum yani. Böyle çok hani tamamen kendi bunalımımı, kendi o iç sıkıntımı atlatmak için başladığım bir hobiydi benim için. En büyük zorluğu herhalde ben özellikle fazla düzenli bir yayıncıyım. Çünkü hafta 7 gün, en kötü haftanın 6 günü eğer bir hastalık, bir aksilik, bir seyahat, bir şey yoksa 6'şar saatlik, hatta bazen 7'şer saatlik yayınlar yapıyorum. En büyük zorluğu bunun şu oluyor herhalde. Kendinize çok fazla vakit ayıramamaya başlıyorsunuz. Uykuya da çok fazla vakit ayıramamaya başlıyorsunuz. Çünkü çok uzun saatler bilgisayara baktıktan sonra mı artık neden bilmiyorum, İnsan uyuyamıyor. Ben uyuyamıyorum en azından. Çok uzun saatler oyun oynadıktan sonra böyle hani bütün o kafamı böyle bir boşaltıp edip de böyle şey yapamıyorum. Ah hadi yattım uyudum gün bitti gibi bir şey yaşanmıyor. Düzenli yayıncı olmanın en zor tarafı zaman galiba. Kendine zaman ayıramamak. Özellikle son yıllarda kadınların sayısı hem izleyici olarak hem de yayıncı olarak aslında bayağı bir artışta yani 1,5 senedir. Çünkü ben ilk başladığımda böyle neredeyse hiç kadın yoktu yani. Böyle biz hani 10 kişi falandık, böyle 10 parmağı böyle sayarsanız ya o kadar insandık. Son artık böyle 1,5 yıldır özellikle hani kadınlar hem izleyici olarak hem yayıncı olarak çok daha fazla içerisine girmeye başladılar. Ben bir hani kadın olarak Twitch içerisinde çok fazla zorlanmadım. Belki de bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi ama hiçbir zaman şunu vurgulamamam oldu. İşte ben kadın bir yayıncıyım. İşte ben en iyi kadın yayıncı olacağım. Ben kadın da kadın kadın falan olmadı. Tam tersine dedim ki ben yayıncıyım. Ben bir insanım. Oturacağım yayınımı yapacağım. En iyi şekilde yapmaya çalışacağım bunu. İnşallah insanlar da beni kabullenecekler ve takdir edecekler dedim. Ve insanlar da şükürler olsun ki hem önyargılarını kırdılar. Benim bir insan olduğumu her şeyden önce kabullendiler. O yüzden ben kendim aşırı derecede zorlanmadım. Ha tabii ki de hiç zorlanmadım diyemem.
Ne yazık ki izleyicilerden yaşı çok küçük olan, mutsuz olan, işte ne bileyim hayata çok kızgın olan insanlar da var. Onlar sebebiyle bazen zorluklar yaşadığım oldu ama hiçbir zaman işime ket vurmadı yani. Çünkü ben her zaman böyle önüme bakıyorum diyebilir. Ne yapayım yani. Benim yayınlarım genelde akşam 9-9.30 gibi o yayın saat aralığında başlıyor. Ben genelde yayından bir gün öncesinde ya da öğleden sonrasında işte oynayacağım oyunlara bir bakıyorum. Yani diyorum ki ne oynayabilirim? Aa, yeni bir şey çıkmış mı? Yeni çıkmak üzere olan var mı? İşte mesela atıyorum Resident Evil'ın yeni oyunu çıkıyordur bir ay sonra. Bir bakarım derim ki Resident Evil'ın önceki oyunlarına bir bakayım. Oynamadıklarım var mı acaba? Onları oynayayım şeklinde. Bazı günler oluyor ama mesela seyahatten gelmiş oluyorum. Etkinliğimiz oluyor mesela. Etkinlikten dönmüş oluyorum. Hiç oyunlara bakamıyorum. Değişiyor. Gün be gün değişiyor. Ama genel olarak 9'dan işte sabah bazen gece 3 bazen sabah 4'e 5'e kadar süren yayınlar. Ardından böyle uyku. Ben zaten çok fazla uyumuyorum. 4 saat 5 saat yetiyor. Daha sonrasında kalkıp gündelik işte YouTube videoları. YouTube videolarının ardından belki yersem bir şeyler yiyorum. Sonra zaten bir bakıyorum akşam olmuş yine. Gün bitiveriyor bir anda.